online'da 20 tane filmimiz var. Yani haftada 4 film açıyoruz Nisan ayında ve de her film dediğim gibi 5 gün kalıyor. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Hayır. Batman, Superman, Örümcek Adam, Iron Man. Tüm zamanların en iyi süper kahraman filmi hangisi dersiniz? Yapılan bir araştırma bu sorunun cevabını buldu. MovieWeb'in haberine göre gişe verileri, IMDb izleyici puanları ve eleştirmenlerin değerlendirmeleri gibi bir dizi farklı veri kullanılarak tüm zamanların en iyi süper kahraman filmleri belirlendi. Yüzden fazla filmi inceleyen araştırmacılar Avengers Endgame'in gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman filmi olduğunu saptadı. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do. Yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 2019 yapımı film, elde ettiği 2.79 milyar dolar hasılatla tüm zamanların en yüksek hasılatını yapan filmi oldu. Araştırmacıların çıkardığı listenin ikinci sırasında ise Todd Phillips'in bol ödüllü filmi Joker yer alıyor. 92. Akademi Ödülleri'ne 11 dalda adaylıkla damga vuran film, başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'e en iyi erkek oyuncu Oscar'ını getirmişti. Listenin üçüncü sırasında ise karşımıza Black Panther çıkıyor. Ryan Coogler'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Black Panther rolünü geçtiğimiz yıl 43 yaşında kaybettiğimiz Chadwick Boseman canlandırıyor. Listede Black Panther, Avengers Sonsuzluk Savaşı, Christopher Nolan imzalı Kara Şövalye, Kara Şövalye Yükseliyor, Yenilmezler, İnanılmaz Aile filmleri ve Wonder Woman izliyor. Yapılan başka bir ankette ise Marvel hayranları sonu en kötü biten Marvel filmlerini belirledi. Looper'ın düzenlediği ankete göre her 4 izleyiciden biri 2008'de vizyona giren The Incredible Hulk filmini Marvel'ın en kötü sona sahip filmi olarak değerlendiriyor. Katılımcıların ikinci tercihi ise Doctor Strange filmi oldu. Oscar ödüllü usta yönetmen Ridley Scott'ın Maurizio Gucci cinayetini konu alan House of Gucci filminin setinden Lady Gaga ve Adam Driver'ı birlikte gördüğümüz yeni bir görsel paylaşıldı. İkilinin bu fotoğrafı filme olan heyecanı ve merakı daha da arttırdı. Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu olan Maurizio Gucci'nin hayatına odaklanılan filmde 95 yılında öldürülen Gucci'nin cinayetine ve sonrasında yaşananlara odaklanıyor. Filmde Maurizio Gucci'yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patricia Reggiani'ye Lady Gaga hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Jared Leto da geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıdı. Mor kadife takımı ve makyajla yaşlandırılmış haliyle bambaşka birine dönüşen Leto, görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı. Leto filmde Maurizio Gucci'nin kuzeni Paolo Gucci'yi canlandırıyor. Filmde ayrıca Al Pacino, Jeremy Irons ve Jack Huston bulunuyor. 24 Kasım'da izleyiciyle buluşması planlanan film, Sarah Gay Forden'ın House of Gucci adlı kitabından sinemaya uyarlandı. That's the movie I'm supposed to be making. Yeni filmi Five Eyes'ın çekimleri için Türkiye'ye gelen usta yönetmen Guy Ritchie, sosyal medyadaki Türkiye paylaşımlarına devam ediyor. That's the movie I'm supposed to be making. Başrolünde ünlü oyuncu Jason Statham'ın yer aldığı film çekimleri için Antalya'da bulunan İngiliz yönetmen, Twitter ve Instagram hesaplarından filmin kamera arkası görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Ritchie ile Statham'ın eğlenceli anları yer alıyor. Eşi Jackie Ainsley ile Ayasofya gezilerinden fotoğraflar da paylaşan Guy Ritchie, daha önce paylaştığı bir videoda da Türkiye'ye övgüler yağdırmış, Türkiye'nin ilham verici bir ülke olduğunu ve filmlerini burada çekmek istediğini söylemişti.
Espendos was magnificent. Eski medeniyetleri ve tarihi yerleri çok sevdiğini belirten yönetmen, Türkiye hakkında en çok sevdiği şeyi, Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip sözleriyle açıklamıştı. Nevra Serezli, 1944'te Ankara'da doğdu. Lise yıllarında okul sahnesinde dikkatleri çekmişti bile. Tiyatronun gelişimine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005'ten bu yana verilen Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün bu yılki sahibi belli oldu. Ödül usta tiyatrocu Nevra Serezli'ye verilecek. Sabancı Vakfı haberi sosyal medya hesabında yayınlanan bir videoyla duyurdu. Sekreterlik yaparak tiyatro eğitimine devam etti. Henüz 22 yaşındayken Dormen Tiyatrosu'nda Cengiz Han'ın bisikleti oyunuyla profesyonel tiyatro yolculuğu başlamıştı. Nevra Serezli, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel bir de tiyatro bildirisi okudu. Serezli, bildiride insanlar dünya üzerinde var oldukları günden beri birbirlerine hikayeler anlattılar. Ve güzelim tiyatro kültürü, biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek ifadelerini kullandı. Ve güzelim tiyatro kültürü, biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise tiyatro alanında 20 yılı aşkın süredir devlet tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ni düzenliyoruz. Bu vesileyle her yıl festival kapsamında verdiğimiz ödülü bu yıl Nevra Serezli'ye vermek bizim için büyük memnuniyet kaynağı dedi. Nevra Serezli'nin ödülü 27 Nisan'da 22. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin açılış töreninde takdim edilecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali bu yıl 40. yaşını kutluyor. Film gibi 40 yıl mesajıyla öne çıkan festival her yıl olduğu gibi bu yılda sinema severleri yepyeni filmlerle buluşturacak. Zengin bir programla 1 Nisan'da çevrim içi olarak başlayacak olan festivalin Mayıs ve Haziran aylarında çevrim içinin yanı sıra sinema salonlarında ve açık hava sinemasında devam etmesi planlanıyor. Festival öncesi tüm detayları İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan'la konuştuk. Seyir dünyasına hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet, iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün İstanbul Film Festivali'ni konuşacağız. 1 Nisan'da çevrim içi olarak başlıyor ve bu yıl 40. yaşını kutluyor. Dile kolay. Ve bu yıl da şöyle bir mesaj öne çıkıyor. Film gibi 40 yıl. Aslında pandemide pek çok festival yoluna online olarak devam etti. Bir kısmı hiç yapmadı, gerçekleştirmedi. Ama İKSV hem online olarak, yani hem fiziki hem çevrim içi olarak festivallere devam ediyor. İstanbul Film Festivali olarak bu pandemi sürecinde krizi nasıl yönettiniz, nasıl başa çıktınız? Dediğiniz gibi bu film gibi 40 yıl, bu son 2 sene gerçekten film gibi oldu. Çok zorlu geçti. Hiç beklenmeyen şeylerle karşı karşıya kaldık. İşte bu geçen sene ilk pandemi başladığında ve de festivali yapamayacağımızı anladığımızda Mayıs ayı itibariyle hemen, yani Nisan'da iptal ettik ama Mayıs ayı itibariyle online'a geçtik. Hızlı bir şekilde film online adlı platformu kurduk ve dediğiniz gibi o gün bugündür hala devam ediyoruz film gösterimlerine. Öncelikle şimdi Nisan ayında dediğiniz gibi online olarak filmleri göstermeye başlıyoruz. Nisan programımız belli. Ondan sonra da Mayıs ve Haziran aylarında duruma bakacağız. Eğer ki salonlar açılıyor gibiyse, bu büyük ihtimalle Ramazan Bayramı'ndan sonra buna karar verecek. Salonlar açılıyor gibiyse salonlara girebiliriz. Ve de Haziran ayında da açık hava gösterimleri yapabiliriz. Gerçekten önümüzde belirsiz de bir süreç var. O yüzden festivali takip etmek gerekiyor bunun içinde. Evet, yani Haziran yine için. Dediğiniz gibi bu sene birçok festival iptal oldu. Birçok festival online yaptı. Şimdi biz de tabii ki yurt dışındaki büyük festivalleri takip ediyoruz. Bizim filmlerimizin çoğunluğu oradan geliyor. Online olarak yapan birçok festivalden, işte Toronto, Sundance, işte Berlin, Göteborg gibi bir sürü festivalin online programlarını seyredip o programlardan biz kendimize filmler seçtik. Evet, zengin yani bir program var. Evet, güzel oldu. Film izlemeleri yine aynı şekilde devam edecek değil mi? Filmonline.iksv. Evet. Film online devam ediyor. Dediğim gibi biz Mayıs ve Haziran ayında salonlara film koysak da, açık hava yapsak da yine online'a devam yine edeceğiz. Devam edecek. O kesin yani. Şu anda hala
Yani gördüğümüz kadarıyla bu sene de zaten online veya hibrit geçecek bir sene diyelim. O yüzden bu sene de bütün bunlar devam edecektir. Biraz programdaki filmlere gelecek olursak, Nisan'da da yine zengin bir program var her zaman olduğu gibi. Sizin böyle önerebileceğiniz filmler olur mu program içinde mesela? Nisan programından bahsetmeden önce Mayıs ve Haziran'ı da hemen söyleyeyim. O ayların programı daha belli değil. Mayıs ayında ulusal yarışmamız olacak. Haziran ayında da hem uluslararası yarışmamız hem de galalarımız olacak. Onları da işte daha sonra zamanla açıklayacağız. Nisan ayı programında da 20 tane filmimiz var online. Bunlar her hafta 4 film açacağız ve her film 5 gün boyunca seyredilebilecek. Nisan ayı programından hani öne çıkan filmlerden biraz bahsetmek istersek benim çok bayıldığım Köstebek Ajan filmi var. Köstebek Ajan filmi Şil'in Oscar adayıydı. Şil'den Oscar adayı olamadı ama en iyi belgesel Oscar'ına aday oldu. Çok tatlı bir film. Bu bir yaşlılar evine bir ajan sokmaya çalışıyor. Yaşlılar evindeki bir olayı araştırmak için. Ve de gerçekten 80 yaşında gerçekten o eve, yani yaşlılar evine girecek bir yaşlıymış gibi bir adam bulup onu o eve sokuyorlar. Ve adamın orada başına gelenleri anlatıyor. Bu bir belgesel bu arada. Çok çok güzel, çok çok eğlenceli bir belgesel. Ondan başka geçen seneden beri peşinden koştuğumuz Possessor var. David Cronenberg'in oğlunun, Brandon Cronenberg'in son filmi. Bu birazcık ama korku, bilim kurgu sevenlere hitap eden bir film ama dediğim gibi uzun zamandır peşindeydik. Geçen sene Sundance'den beri aslında ama şu anda alabildik filmi, onu gösteriyoruz. Bu seneki Sundance'ten de Susmayan Köpek diye bir filmimiz var. O da çok enteresan bir film. Bir Arjantin filmi. Normal bir film gibi başlayıp böyle bilim kurgumsu ve hatta şu anda günümüzde yaşananlara çok benzer bir yere doğru giden böyle çok enteresan bir film. Ondan başka hızlıca işte Andrei Konchalovsky'nin son filmi var. Sevgili Yoldaşlar. Bir de geçen sene kaybettiğimiz Tunuslu yönetmen Mufid Atılatlı'nın 94'te festivalde gösterilmiş, hatta bizde ödül alan Sarayın Sessizliği adlı filmi var. Tunus'taki kadınları anlatan oldukça iyi bir filmdir. Özetlerse yani Sundance, Toronto, San Sebastian, evet, Göteborg gibi böyle bir sürü festivalden filmler var Nisan'da. Berlin filmleri de Mayıs-Haziran'a gelecekler. Yine ona çok biraz güzel daha bir program. Bekleyecek seyirciler. Evet, ama değecek beklenene. Evet. Bir de özel retrospektif bölümde de Hitchcock filmleri yer alacak değil evet mi? Evet. Hitchcock'u biz normalde geçen sene gösterecektik, evet, Hitchcock'ları fakat gösteremedik. Şimdi Hitchcock'ları online göstermek istemiyoruz. Çünkü online zaten bulunuyorlar da onları büyük ekranda, salonda çok seyrettirmek daha başka, istiyoruz. O yüzden inşallah durum el verirse Haziran'da Hitchcock toplu gösterimizi yapmak istiyoruz. Bir de ondan bahsetmişken isterseniz onur ödüllerinden de bahsedelim, evet, hızlıca. Çok değerli isimlere veriliyor, evet, yine bu yıl. Bu sene 4 tane onur ödülümüz var. Yönetmen Çetin İnanç, oyuncular Suna Selen, Salih Güney ve Berkıs Özener. Çetin İnanç biliyorsunuz Dünyayı Kurtaran Adam adlı kült filmin yönetmeni. İnşallah Dünyayı Kurtaran Adam'ı da açık havada göstermek istiyoruz. Hatta restore kopyasından göstermek istiyoruz. Çok güzel. Böyle bir şey de yapacağız. Öbür oyunculara da ve Çetin İnanç'a da ödüllerini inşallah yapabilirsek yine açık havada yapacağımız bir törenle bu sene gerçekten fiziksel olarak vermek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde de ulusal yarışma jürisi açıklandı. Tolga Karaçelik başkanlığında jüri toplanacak. Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Valla Tolga Karaçelik jüri başkanı oldu fakat çok isabetli bir kararmış. Çünkü Tolga Karaçelik de Nisan sonu 40 yaşına basıyor. O yüzden böyle çok cuk oturdu, evet, bizim için de. Tolga Karaçelik'in yanı sıra jürimizde geçen sene bizden en iyi kadın oyuncu ödülü alan Ece Dizdar var. Yazar Şebnem İşi Güzel, sanat yönetmeni Nazer Ayda ve yapımcı Nadir Öperli. Bunlar ana jürimizde olacaklar. Yine bu senede bizim kısa film yarışmamız ve belgesel yarışmamız ve de Safety 10 ilk film ödülümüz de devam ediyor. O ödülleri de vereceğiz. Onların da jürileri belli oldu. 29 Mayıs'ta karar verecekler bütün ödüllere. Hazır jürilerden bahsetmişken uluslararası yarışmamızdan da bahsedelim. O Haziran'da ama uluslararası yarışmamızın jüri başkanı da belli oldu. Radu Jude, Roman yönetmen. Bu sene Berlin'de, evet, Altın Ayı ödülü aldı. Ayağının tozuyla
bizim festivalimize gelecek. İnşallah filmini de Haziran'da göstereceğiz. Kendisi de gelir ve filmini sunar diye ümit ediyoruz. Umarım çok güzel olur gerçekten. Evet. Yine çok güzel bir program hazırlanmış İKSV tarafından. Ya bu dönemde festivale yine devam ettiriyor olmak, gerçekleştiriyor olmak çok kıymetli bence. Sanatseverler için gerçekten çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Evet. Yani çok zor bir dönem ve o kültür sanat gerçekten biraz bu zor dönemi geçirmemize çok yardımcı olan bir şey bir taraftan da. Yani ne yazık ki tiyatro salonları hala kapalı ve yani bütün sahne sanatları çok zor durumda. Evet. En azından biz o konuda biraz daha avantajlıyız. Bir ekrana ihtiyacımız var. Onu da şimdilik online'da yapıyoruz. Bakalım. Umarım Mayıs-Haziran'da da ya o özlediğimiz festivali biraz olsun tadabiliriz. Evet. Açık havada da olsa umarım tadabiliriz tekrar. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Merve Dizdar, Devrim Yakut, Usan Çakır, Bülent Çolak, Engin Alkan ve... Marvel çizgi romanlarında Alien dönemini resmen başlattı. Marvel, Alien ve Predator serilerinin yayın haklarını sürpriz bir şekilde Dark Horse'dan devralmış ve meraklısı tarafından heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Okurla buluşan çizgi romanı ilişkin görüntülerse geçtiğimiz günlerde Marvel'in YouTube kanalında paylaşıldı. Seriyi kaleme alan isimse daha önce Batman, Superman ve Kaptan Amerika gibi seriler için kaleme aldığı maceralarla tanıdığımız yazar Philip Kennedy Johnson. Çizgi romanın çizimlerini ise Salvador Larocco üstleniyor. Me causaba una cierta impresión, ¿no? Entonces, yo he dibujado Alien, Weyland Yutani şirketi için çalışırken Xenomorph saldırısı sonucu neredeyse canından olan Gabriel Cruz'un diriliş hikayesine odaklanıyor. Usta oyuncu Emre Kınay'ın hem yönettiği hem de başrolünü Esra Kızıldoğan'la paylaştığı Yüzleşme adlı oyun izleyiciyle buluştu. Oyunun premieri 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde dijital olarak yapıldı. Bir şey yap. Emre Kınay ve Esra Kızıldoğan'ın etkileyici performansıyla dikkat çeken oyundan elde edilen gelirin bir kısmı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne bağışlanacak. Sahip mi çıktın bana? Ne zaman beni de kovdun sen? Oyunda körleşmiş toplum, işlevini yitirmiş hukuk ve vahşi doğa düzeninde adalet arayan bir babanın çırpınışı işleniyor. İngiliz yazar Graham Farrow'a ait oyunun çevirisi Sevda Deniz Karaali'ye ait. I'm leaving today. I'll make a brand new start of it. Çevrim içi sezonunu birbirinden renkli konser ve etkinliklerle sürdüren İş Sanat, Şenova Ülker Caz Orkestrası'na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse'nin eşlik ettiği Baharda Caz ve Kamerata Barok İstanbul konserleriyle dinleyici karşısında. Find the happiness I see. When we're out together. Baharda Caz konserinde Strangers in the Night, Check to Check, Fly Me to the Moon gibi unutulmaz aşk şarkıları seslendirildi. Konser İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden sezon boyunca izlenebilir. ...2011'de topluluğun baş kemancısı Ceren Gürkan tarafından kurulan Kamerata Barok İstanbul'sa, barok müziğin önde gelen bestecilerinden Antonio Vivaldi, Biagio Marini, Johann Adolf Hasse ve John Philip Ramo'nun eserlerini, konserin solisti kontrtenor Kaan buldularsa Vivaldi'nin eserlerinden aryaları seslendirdi. İş Sanat'ın daha önce yayına aldığı Beatles'tan Charlie Parker'a uzanan repertuarıyla Genedos, gitarist Bilal Karaman ve Ece Göksu'nun swing projesi Bilal Karaman Swing Band ve Ece Göksu konserleri de YouTube'dan Mayıs ayı sonuna kadar izlenebilir. Yedi klasik tiyatro eserinin yaşamı sorgulayan anlarına yeni bir soluk. Al bunu. 8-10 ay sonra geleceğim dedi ve gitti. Gedik Sanat, İstanbul Gedik Üniversitesi ile birlikte kurguladığı karantina halleri projesiyle tiyatro ve müziği bir araya getiriyor. Başarılı oyuncu Nilay Erdönmez'in yönetmenliğinde 7 klasik tiyatro eseri yeni yazılan müziklerle dinamizm kazanıyor. Malum işte oyunlar oynanamıyor, pandemi sürecindeyiz, karantina hali yaşıyoruz.
Projede aslında işte bu karantina hallerinin bir üretimi oldu diyebilirim. Tema en başından belliydi. Bir işte karantina halleri üzerine bir 7 eseri bir araya getireceğimiz ve bu eserlere 7 farklı bestenin yazılacak olduğu bir yolculuğa çıktık. Nilay Erdönmez'in seçtiği ve uyarladığı tiyatro metinleri pandemi sürecini mercek altına alırken bireyin sıkışmışlığına ve arayışlarına odaklanıyor. Aslında ortak nokta hepsinde, bu metinlerin hepsinde bizim tüm bu bir yıldır yaşıyor olduğumuz sürece bir bakış getirebileceğimiz, bir yorum getirebileceğimiz sesler olmasına gayret ettim diyebilirim. Çalışırken, seçerken, seçmeye çalışırken. Çehov'un Martı ve Üç Kız Kardeş oyunlarından birer bölümümüz var. İbsen'in Pergünt oyunundan bir bölümümüz var. Strindberg'in Rüya oyunundan bir bölümümüz var. Aristofanes'in Kuşlar oyunundan bir bölümümüz var. Büchner'in Leons ile Lena oyunundan bir bölümümüz var. Ve Prandello'nun Ağzı Çiçekli Adam oyunundan birer bölümümüz var. 7 tiyatro metni Uğur Çerkezoğlu, Yunus Gençer ve Hakan Ali Toker'in klasik eserler için yorumladıkları yeni müziklerle tiyatro severlerle buluşuyor. Biz Getik Sanat olarak yeni eserlerin üretilmesi ve bunların gerek Getik Filarmoni Orkestrası'yla gerek pandemiyle beraber dijital projelerle sanatseverle buluşması için emek sarf ediyoruz. Bu çalışmada da karantina halleri çalışmasında da üç değerli bestecimiz Hakan Ali Toker, Uğur Çerkezoğlu ve Yunus Gencer'e 7 tiyatro metni için 7 eser sipariş ettik. Sanatın üretilmesi, devam etmesi için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Karantina Halleri projesi aynı zamanda deneyimli oyuncular Özgün Çoban, Ozan Erdönmez, Beste Koçak ve Nilay Erdönmez'i genç oyuncularla bir araya getiriyor. Oyunculuğa gönül veren gençler oyunlarda profesyonel oyunculara eşlik ediyorlar. Öğrenci oyunculardan bir tanesiyim. Pergünt oyunu ve Kuşlar oyununda rol alıyorum. Öğrenciler adına çok keyifli olduğunu söylemek istiyorum. İstanbul Gedik Üniversitesi kulüp kurucusu ve başkanıyım aynı zamanda. Kulüp ve Gedik sanatın birleştiği noktada da çok başarılı şeyler çıktı. Gerçekten biz öğrenciler çok cesaretlendik, söyleyebilirim bunu kolaylıkla. Karantina Halleri projesi içinde yer alan oyunlar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü itibariyle izlemeye açıldı. Her akşam bir hafta boyunca saat 21'de Gedik Sanat ve İstanbul Gedik Üniversitesi sosyal medya hesaplarından seyredilebilir. Burak Esat tarafından 2014 yılında kurulan alternatif müzik grubu Evdeki Saat, geçtiğimiz henüz dillerden düşmemişken şarkılarında farklı esintilere yer veren Evdeki Saat, yılların en çok sevilen ve dinlenen rap sanatçılarından Anıl Piyancı, uzun zamandır beklenen stüdyo albümü İzmir'i, İzmir için birçok sanatçı ile birlikte çalışan Anıl Piyancı'nın 20 parçalık albümünün çıkış parçası ise yetmiyor. Ne bana nefes alamaz olduk zor durumlar. Piyancı'nın daha önce dinleyiciyle buluşturduğu Aklımı Kaçırdım, İzmir Universal Müzik Türkiye etiketiyle raflarda. İpin ucu kaçtı gitti ve ben aklımı kaçırdım. Simülasyon aslında başlığından da anlayabileceğimiz gibi bir elektrik, elektronik ve izolasyon fikrini bir arada barındıran bir sergi. Tamir, ustalık, böyle bir elektrik, elektronik doğaçlamaya dayalı, eldeki imkanlarla kotarılan bir tamirat ve üretim, endüstriyel bir üretimi izini sürdüğü biraz bir sergi. Sergi Emre Hüner'in altyapısal bir makine özneye işaret eden elektroizolasyon kavramını merkeze alıyor. Serginin bütününde aslında sadece izlerini ve parçalarını görebildiğimiz daha böyle altyapısal bir makineye gönderme var. Elektroizolasyon belki biraz onu çağrıştıran bir isim. Sergi nihai bir sonuca varmayı değil, bir senaryo yazım sürecini öneriyor. Heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinler, mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı bir üretim sürecini yansıtıyor. Sergide gördüğümüz formlar hem demin bahsettiğim gibi böyle bir endüstriyel bir tarihi barındırıyor. Hem makine parçaları, araba motoru parçaları gibi bir takım nesnelerden hem de insan bedeni ve insan olmayan bir takım bedenlerden ve organik bir takım parçalardan alınmış kalıplarla üretilmiş heykeller görüyoruz. Cansız ölü. Sergide ayrıca eserlere eşlik eden 5 saat 20 dakikalık siyah beyaz bir film yer alıyor. Esme Madra, Cem Özeren,
Hatice Bozdağlı ve Vahram Agakay'ın bulunduğu filmde yer alan bazı nesneler sergideki heykellerin içinde göze çarpıyor. Elektroizolasyon bilinmeyen parametre kayıt dışı, yapay olanla biyolojik olanı, mekanik olanla organik olanı kavuşturma peşinde bir türlü birleşemeyen kurgusal anlatı. İzolasyon bilinmeyen parametre kayıt dışı sergisi 5 Aralık tarihine kadar Dolapdere'de bulunan Arter'de ziyaret edilebilir.